Başlayalım. Tamam, size başlayalım. Bekliyor muyuz? Tamam. You're a bit shy today. başlayabiliriz sanırım. Hoş geldiniz tekrar. Günaydın herkese. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bizler bugün burada Maltavmil'in merakla beklenen ikinci etabı, World Wing Projesi'nin ikinci etabı Aslı ön lansmanındayız. Maltavmil Satış Müdürü John Hall bugün yanımızda. Knight Frank Global Pazarlar Müdürü Emma Hanım burada. Yine Sophie Uluslararası ekibimizden ve değerli konut kredisi uzmanımız Nathan bizimle. Ben sözü fazla uzatmadan önce bir teaser video ile başlayacağız. Ondan sonra John Bey ile sözü devam edeceğim. Evet, hazır mıyız? İzleyebilir miyiz? Teşekkürler. Teşekkürler. Ses biraz düşüktü, kusura bakmayın. Işıklar da kapanmadı ama hemen sözü ben John Hall'a bırakıyorum. John, welcome to Turkey. We are here today with an amazing development, Verdian's second phase, the ASER. And we have some very valuable press members here today. And I look forward to hearing from you more about the details of this amazing scheme, please. Thank you. Good morning. It's my absolute pleasure to be here in Istanbul for the first global launch of the second phase of what has been the most successful scheme in London in 2020. The first phase we launched in 2020. It sold literally within a week, 160 homes. So we bring the second phase to Istanbul for the first launch. And that will basically, the success of the first phase can be seen in the second phase, but the success is really down to A, the connectivity of the scheme. So we have Crossrail, which is literally 45 seconds from the scheme itself. The price point on the scheme is fantastic. And the green open space. So Verdi is actually from the Latin of Verdi, which is green. And the open space that we have on the development itself actually makes up a third of the development. So there's 6 acres, and 2 acres of that is open space. So again, all the reasons why people bought in 2020 so quickly, because it is such a compelling site to buy. Thank you, John. Let me quickly translate to the press members today here. So John Hall, öncelikle çok teşekkür ediyoruz size bugün buraya geldiğiniz için. Biz bugün burada Londra'da 2020 yılında satış rekorları kıran bir projenin ikinci etabıyla ön lansmandayız. Normalde bu proje 17 Ekim'de tüm dünya genelinde lansmana gidecekken 7 Ekim'de Türkiye'de ön lansmana geldi. Bugün burada ön lansmana özel ayrıcalıklı fiyatlar, finansman seçenekleri gibi ön lansmana özel fırsatlarla buradayız. Biraz projeye bakacak olursak en önemli noktasının bu projede connectivity, yani bağlantılar olduğundan bahsetti. Crossrail gibi onun dışında 7 tane ana tüm istasyonuna yakınlığıyla en önemli özelliği bu projenin. Birincisi de lokasyonu ve ulaşım ağlarına yakınlığı. İkinci büyük özelliği ise
yeşil alanları. Birding kelimesi aslında yeşil alan, yeşillik demek Latince'de. Bundan bahsetti. Yani nereden geliyor bu isim derseniz buradan geliyor. Yaklaşık 1/3 yeşil alan projenin. Kabaca bunlardan bahsetti. Thank you very much. Thank you. So the Verdian joins what you just saw, our other developments which have also sold extremely well in Istanbul in Turkey. So Old Papam Junction, Silk District, Three Waters, and more recently Chelsea Botanica, which we had a fantastic launch here, which is the real compelling reason of why we're using Istanbul as the first launch of the second phase of Verdian. Thank you, John. Mantavi olarak birçok proje yapıldı geçmişte. Fakat en bildiklerimiz, Türkiye'de en son satışa gelen projelerimiz, bir önceki slide'da gördüğünüz gibi Chelsea Botanica, One Clapham Junction, Three Waters, yıllar önce lanse etmiştik bu projeyi ve şimdi Verdian'ın 4. lansmanlarıyla Türkiye'deyiz. Neden bu ön lansmanı Türkiye'de yapmak istediler? Nedenin bir önceki projemiz olan Chelsea Botanica gerçekten oldukça yoğun bir ilgi gördü ve neredeyse satış rekorları kırdı. Türkiye'den yoğun bir talep var son günlerde. Hepsini detaylı konuşuruz zaten birazdan. Thank you very much, John. And finally from me, brand partnerships. So our partnerships on the Verdian are extremely strong. Peloton, we partnered with Peloton, which they a global fitness brand. So the Verdian will feature the gym, which will be powered by Peloton, which is a fantastic facility for our residents to use. And really excitingly, the Royal Botanic Gardens Q, a very famous name in the world of gardens. They are working with us to create the garden space, the 2 acres of open space. We're working with Q to create some amazing spaces. Thank you. Projedeki partnerlerden biraz bahsedelim istedi John. Çünkü bu çok önemli bir nokta. Harika bir müteahhit olmalarına rağmen işbirliğine çok değer veriyorlar. Ve bu projede yine dünyaca ünlü Peloton'la işbirliği yapıldı. Özellikle donatı alanlarında. Diğer bir önemli partner ise bu green özelliğinin, yeşil özelliğinden çok gittik. Royal Botanic Gardens Kim, bir önceki Chelsea Botanica'da da yine kirli işbirliği olmuştu. Burada da yine aynı kaliteyi ve detayı görüyoruz. Thank you. And now, John, kısaca bize Virgin'le ilgili en önemli noktalar nelerdir, partnership'ler nelerdir, bunlardan bahsettikten sonra birazcık size Londra pazarı ile ilgili update vermek üzere Sophie'yiz. Sophie, yardım edeyim. Thanks, Nelson. So, just starting off really with what life in West London offers, it has a sort of wealth of amenities and sort of as that light box over there shows, you have world-class culture, the city links, which John's just mentioned via Crossrail, and what's very special about West London is sort of the village-style neighbourhoods that you find, and Acton is very much one of those neighbourhoods within West London. Another key USP is the green space in the area. Ealing is the greenest borough in London, boasting just over 2,000 acres of green spaces and parks. And another key draw for buyers in West London is just the education. There's some amazing schools, independent schools, and also Ofsted rated state schools, which have really strong ratings. So that's a really key appeal for buyers in the area. Thank you very much, Sophie. So, projenin tekrar lokasyonu şöyle bir dönerek Acton'da olduğunun altını çizdi. Sophie, tabii Acton neresi? Bize öyle özetleyecek olursak Batı Londra, yani Batı Londra aslında Londra'nın kalbi gibi düşünebiliriz. Hyde Park, aklınıza gelen her yerin olduğu bölge, yani en çok talep gören bölge, Türklerin de en çok sevdiği bölge olan West London'da, yani Batı Londra'da. Acton yeşili çok bol bir bölge. Tabii Batı Londra deyince sanat orada, kültür orada, sosyal hayat orada, eğitim orada, hepsinin göbeğinde yer alan bir proje. Verdian, Aster etabıyla. Diğer bir önemli faktör ise ki Türkiye'den çok yoğun ilgi gören, çok önemli eğitim kurumlarına da inanılmaz yakın bir noktada Verdian projesi. Örneğin
ben birazcık, I will change a little bit, here and a little bit. Imperial College London, Royal College of Art, birçok üniversiteye yakın, 4 dakika, 9 dakika gibi bir mesafede, o yüzden çok yoğun eğitim amaçlı Londra ile ilişkileri olan Türk yatırımcılar bu bölgeye yatırım yapmaktalar. Bunlardan bahsetti Sophie, ek olarak John Hull'un biraz önce bahsettiklerini. And anything else you'd like to ask Sophie, or can I think we can move on to the main match. Main, yeah, sure. Can we move the slide, please? Thank you. Birazcık facility'lerden bahsedelim, neler var, neler yok. Gerçi az önce John Hall değindi bunları ama Peloton'u görüyoruz. Yes, please. Okay, so it looks like we're just going to move on to the amenities that the development offers. So what's really exciting about the Astor is that it's the block at Verdian which will comprise all of the resident amenities, so offering maximum level of convenience for residents and obviously their enjoyment of the facilities. So they're all located on the ground and first floors of the Astor. And the facilities include a dedicated 24-hour concierge service. John's already mentioned the partnership with Peloton, so that's going to be a full gym with a spinning studio, all powered by Peloton, a business lounge, a screening room, and also the gardens, which are going to be a huge draw. Thank you very much. Projenin en alt katında sosyal donatılar yer alacak. Bunların içinde bir 24 saat güvenlik ve resepsiyon, Peloton Gym, sinema odası ve business lunch olmak üzere co-working, misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz bir alan bulunuyor. Kişan, say how about the market? How is the London market nowadays? Let's move along, please. Okay. Slide up to the room, please. Yeah. Again? Yeah, please. Okay. Yes, fair. Okay, so this shows just how the London market is performing in terms of new home sales. So we've actually had one of our strongest years this year. In the London new homes market. This graph here illustrates just how many units were sold, mainly for investment, so for rental. Our rental market is extremely strong, which the next slide shows. Slide up to you, please. Lütfen teşekkürler. Ben de hızlıca çevireyim. Let me translate quickly the previous slide. Londra pazarı en güçlü yıllarından birini yaşadı. Geçen sene özellikle kiralamalarda çok ilgi vardı. Yes, please. Nema, we can move on. You are, çok hızlı gidiyorsunuz. Slide by slide gitmeniz gerekiyor. Çok özür dileriz. Bir öncesine gelebilir misiniz? Teşekkürler. Budur. This is showing the sort of main driver for new home sales. So it's the investment angle. We are looking at a cumulative rental growth over the next 5 years of around 30%. In prime outer London, so that's a huge amount, which sort of offsets all the news that you hear at the moment about mortgages, which Nathan will come on to. But this just shows the strength of what the main driver for the new home sales has been and why it's been such a record year. Kesinlikle. Geçen sene gerçekten rekor bir yıl yaşandı. %38'lik artış %41'lere ulaştı. 4.3 kat trilyon 2021'de kiralama amaçlı yeni ev üretildi. Yaklaşık ortalamada %19'luk bir artış yaşandı kurumsal yatırımcıdan. Ve yine ilk çeyreğinde yılın %29 ve ilerisinde de %19 gibi artış devam etti. Diğer slide'a geçebilir miyiz hızlıca? Çok teşekkürler. And then this just bolsters also what's happening where we've had an undersupply for so long that we've actually seen an uptick in the delivery of new homes, but we've still got a shortage in London. So this is just showing again the lack of supply underpinning demand. Bu önemli bir slide. Neden bu kadar proje üretiliyor Londra'da? Gerçekten ev yok. Kiralamak istiyorsunuz, ev yok. Bu slide onu gösteriyor aslında. Bu talep. Talebi arz yokluğu artışa devam etti. Londra'nın dışı sarıyla gördüğünüz, içi maviyle gördüğünüz, özellikle aslında
benim için birazcık EMA'ya eklenti olacak ama Londra'nın dışına doğru da bir konut eksikliğinin ne kadar yoğun olduğunu görüyoruz son yıllarda bu slide'da. Diğerine geçebilir miyiz? Teşekkürler. Birazcık da Acton'dan bahsedelim. Bu projenin, Verdian'ın Astoria tanımının yer aldığı Acton'da market nasıl? Biraz onlara kısaca bakalım. It's our micro market analysis. So you've seen sort of what's happening in the wider London market. And then we have a number of very successful micro markets, of which Acton is. So you can see here, we've pulled out the four key takeaways from the report, which is brand new, which we've released purely for Verdian. So we've got a very resilient property market in Ealing, which we've seen 13.2% growth in that area. We've also seen that it's got, since lockdown and the pandemic, we've had obviously a huge uptick in people wanting more open space. This lends itself really well to new buyer demand profiles. And then obviously with the Crossrail on your doorstep, we've seen now, especially with it now running, running finally, 75% growth around Crossrail. And then I think just to underpin what we're looking at going into the future, we've also got a 25% increase in population growth in this particular area, which is young professionals, students, like all your key profile for renters, basically. And that is a really compelling stat because there's not many other boroughs in London that are going to see that sort of population growth. Thank you very much, Emma. Aslında bu slide çok önemli. Birazdan projeye bağlamak istiyorum çünkü sıkılmak istemiyorum ekonomik verilerle ama çok önemli. Neden bu proje diye baktığımızda burada aslında çok net mesajlar var. %13.2 bir fiyat artışı yaşandı geçen sene bu bölgede. Londra ortalaması 9.2. Bunun oldukça üstünde. Yatırımcı için çok önemli bir veri. Diğer güzel veri 2100 dönüme yakın yeşil alan var. Ealing, yani Acton'ın yer aldığı Ealing bölgesi Londra'nın yeşili en şanslı bölgelerinden. Gerçi her yeri öyle ama burası açık farkla önde gidiyor. Diğer önemli veri ise bu çok önemli. Acton Main Line Station denilen bölge, yani burası öyle ki bir noktadaki 7 tane istasyon var. Bir de en önemli bağlantısı Londra'nın şu anda Elizabeth Line oldu. Crossrail diye yeni bir hızlı tren hattı. Bunun 10 dakika mesafesinde yer alan komşuluklarda %75 fiyat artışı görüldü. Yani o yüzden Londra'da her şey ulaşım. Trene ne kadar yakınsanız o kadar değerli bir yerde oturuyorsunuz. O yüzden bu proje en açık ara farklı yatırımcı için öncelikli yatırım yapılacak projelerden biri. Diğer bir veri ise burada bölgede %25.3 popülasyon artışı oldu. Bu da çok önemli bir veri. Diğer bir veri ise yaklaşık 3700 tane yeni ev üretildi bölgede ve daha da ihtiyaç var. Ondan sonra en önemlisi %55 projeler off plan satıldı. Yani daha inşaat temeli başlamadan bu bölgedeki projelerin %55'i satılıyor. O yüzden bunlar aslında Verdian Astoria için çok çok önemli bölgeler. Ne kadar doğru bir lokasyonda, ne kadar doğru bir bölgede olduğunu gösteriyor. Geçebiliriz diğer slide'a. Before the mortgage, can we go back to the Astoria please? Very, very quickly. Thank you very much. Sophia, let's mention a little bit of why Astoria. Neden Astar? Ondan bahsedelim biraz. İkinci etabı dedik. Birinci etabı satış rekorları kırdık. Astar nasıldır? Nasıl bir projedir? Hemen bir devam edelim. Sophie, can I come back to you just to cover this a little bit briefly, please? Thank you. Yeah, of course. So the Astar, this is located just to the east of the first phase, the Oak. There's 170 private sale apartments within this block spanning 22 stories. And as I mentioned, on the ground on the first floor is where you'll have all of the resident amenities. Şimdi toplamda 170 tane ünite var Astoria etabında. İkinci etabı tek bir blok olarak satışa açılıyor. 2025'in sonunda tamamlanacak, 2026'nın ilk çeyreğinde. 2025 sonu 2026 ilk çeyrekte tamamlanacak. Yes, please.
In terms of the unit mix, you'll see it ranges between studio through to two-bedroom apartments. The studios are actually very generous in size. They're way over the minimum size requirement for London. They're just under 470 square foot. And all of the two-bedroom apartments within the building also have two bathroom facilities, so main bathroom and also an ensuite. Projede toplam 170 ünite var dedik. Thank you Sophie. %25'i stüdyo daireler, yani 42 tane stüdyo daire var. Bunlardan benim sevdiklerim var. Bir odalıya çok yakınlar, bir de küçükler var. Karmalı stüdyolar. Bir de bir odalılar en çok üretilen farkındaysanız. %91 adet bir odalı var. %53'ü bir odalıdan oluşuyor. İki odalı apartmanlarda en az sayıda tutuluyor. 37 adet, yani yaklaşık %22 iki odalı daire var. Gördüğünüz gibi burası al, kiraya ver için ideal bir proje. Genelde yatırımcılar da küçük dairelere gidiyorlar. Onun dışında bence en önemli şey burada fiyatlar. Bu ön lansmandan sonra fiyatlar artacak. Bizim 10 günümüz var bu fiyatlardan satmaya ama 375 binden başlıyor. Bu rekor bir rakam. Çünkü bazen duyuyoruz Londra'dan 350'ler, 300'ler falan konuşuyor ama bunlar Londra'nın dışında olan projeler. Burası kalbinde, birinci bölgenin sınırında bir proje ve oldukça iyi fiyatlarla geliyor. Bu tamamen Red Network farkıyla gelen bir proje. Evet, next slide please. Yes, thanks Nathan. So, The Verdine is very much at the epicentre of other regeneration and investment projects that are going on across West London. And as John mentioned earlier, what's brilliant about the Verdine is that it's just a 45-second walk to Crossrail, so you have all of this amazing connectivity. But what makes it a really attractive proposition is just how Verdine compares with other developments in terms of price point on both a pound per square foot and a sort of capital value basis. Evet, aslında bu slide benim en favori slide'sam, bize şunu gösteriyor. Bu projede metrekare fiyatı nedir? Yanındaki projelerde nedir? Charles Botanica'da da böyle bir slide'ımız vardı ama görüyorsunuz şu anda Verdian bir kalp var, gördüğünüz o kalbin olduğu yerde. Per square feet fiyatı, biliyorsunuz square feet ile metrekaresinde 10-11 gibi bir fark var. 802 pound'tan başlıyor. Hemen yanındaki projeye bakalım. 7 numarada vardır One West Point, en yakınındaki 950. Yani yaklaşık hesabımızı %15'lik bir fiyat farkıyla geliyor. Ki bu ortalaması bazı dairelerde 750 pound'a düşüyor metrekare fiyatları. Onun yanında hemen 8 numarada yine aynı inşaat kalitesi değildir. Yaklaşık bir fiyatı var ama orası ne kadar yakın gibi görünse de o yolun altı ile üstü arasında çok fark var. Biz daha güzel yerindeyiz, o daha rejenerasyon yerinde. 6 numarada gördüğünüzde zaten fiyat bir anda ikiye çıkıyor. 1625 oluyor metrekare fiyatı. Çizgiye giderseniz aşağıya 1260'lara gidiyorsunuz. Ve yine en yakınen gösterebileceğim size en sol köşede olan Edition, Ealing bölgesinde de yine 1000'lere yaklaşıyorsunuz. O yüzden ne kadar kompetitif bir pricing olduğunu burada görebiliyoruz. Next slide please. Evet, burada da Sophie Garvey again. Thank you. So, in terms of sort of the starting prices, the studios will start from 375,000 and then the one beds and the two beds from 481 and 629,000 respectively. And I think it's on the next slide actually, if we could just quickly move on to the next slide. One of the key comps for us is actually White City. So this is just 15 minutes away from the Verdine. And yet it's practically double the price, yet doesn't benefit from the same levels of connectivity that Verdine will have. And I think it's very compelling to see how our starting prices, which you can see at the top, compare with the one and two beds at White City. Definitely. Thank you very much, Sophie. Az önce de belirtmiştim aslında burada en emsal yapabileceğimiz proje, Verdine kalitesinde emsal yapabileceğimiz proje White City Living. Orada da metrekare fiyatlarını 1625 ile double ettiğini görüyoruz. İkiye katlıyor fiyatlar. O yüzden burada da emsallerini ve karşılaştırmalarını görüyoruz. Bu noktada fiyatlar oldukça rekabetçi. Ön lansmana özel fiyatlar daha da rekabetçi. 750'lere kadar düşüyor per square fiyatları. Thank you very much, Sophie. And
Quickly, then we go back to the mortgage, Nathan, please. I know we long-awaited guest from the finance team. Thank you. Good morning, everybody. I guess the best way to start is, can you get a mortgage if you are a Turkish passport holder, resident in Turkey? The answer is yes. I get asked it all the time, and you can. And actually, at the moment, there's never been a better time to get finance if you don't live in the UK. There's more and more lenders opening up to non-UK residents and in Turkey especially. So it's a good time to be able to get finance. And actually, with that, the financing, how it works, is the minimum deposit if you're buying somewhere, whether it's a buy-to-let or if it's a holiday home, is 25% of the value of the property. And then the balance will be covered by a mortgage. And rates at the moment in the UK, they're going up and down regularly, but on the slide there you can see that a margin for a Turkish resident is 2.5% plus the Bank of England base rate, and you can fix a rate at 3.99% at the moment. So the cost of borrowing isn't too bad when you compare it to what people in the UK are paying for local mortgages. It's actually very close to what they're doing. And in the past, it used to be that if you don't live in the UK, rates would be a lot higher than what you would get if you live in the UK, but right now the margin is so much smaller, which makes it a good time to borrow. And basically, by the time this comes to completion, I imagine there'll be a lot more options available as well. If you are taking a mortgage in the UK, you can take it on a repayment basis or interest only. There are reasons for taking it interest only, which I can discuss, you know, separately, tax reasons. So there are many options available if you are looking to finance something and you live in Turkey. Thank you very much, Nathan. Ben özetleyeceğim size kısaca. Nathan'ı biz 1-2 yıldır getirmeye çalışıyordum, o kadar meşgul ki gelemiyordu Türkiye. Bütün konut kredilerini alan arkadaşımız büyük ekip içinde. Çok da başarılıdır kendisi. Alamayacağı kredi yok hiçbir klienta. Şimdi birazcık bu buy to let konuşuyoruz ya her seferinde. Nedir bu buy to let diye. Türkiye'de insanların bir kafa karışıklığı var ya, bir dakika ben Londra'da yaşamıyorum, İngiltere'yle alakam yok, nasıl konut kredisi alacağım, ben alabilir miyim gibi sorularla geliyorlar. Evet, alabilirsiniz, dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın. Bu mortgage ürünü, yani buy to let dediğimiz mortgage ürünü için İngiltere'de yaşamanıza ya da oturmanıza ihtiyacınız yok. Tamamen olayın sekürizasyonu kira getirisinden kurulduğu için bu farklı bir konut kredisi ürünü. Ve Nathan'ın az önce bahsettiği gibi aslında ya bana kredi verirlerse çok pahalı verirler zaten gibi bir algı var Türkiye'de. Öyle bir şey de yok. Şu anda oranlar 2.50, üstüne de base rate konuyor bu bankaların koydukları ana faiz oranı. Ve şu anda oranlar 3.99 seviyesinde, ama dikkatinizi çekiyorum, biliyorum Türkiye'de konut kredileri durdu şu anda, verilmiyor. 3.99 yıllık faiz, yıllık faiz, yani aylık değil. Ben kaba bir hesap yapayım mı size? Hani ortalama diyelim 300 bine bir ev aldınız, yılda 12 bin pound faiz ödüyorsunuz, ayda 1000 pound faiz ödüyorsunuz. Zaten o ev size 2000 pound kira getiriyor. Bini bankaya gidiyor, bini cebinizde kalıyor. O yüzden İngiltere'de borçlulara döviz getirisi elde ediliyor. Ben bunu ekledim Nathan'ın söylediklerini, ama önemli bir özet bilgi olduğunu düşünüyorum. Ne kadarına konut kredisi kullanabilirim derseniz de %25'ine kadar konut kredisi kullanabiliyorsunuz. Nathan şeyin de altına çizdi, marjinlerin şu anda çok küçüldüğünün altına çizdi. Bu da çok önemli bir faktör. Evet, belki interest rate'ler artıyor İngiltere'de ama marjinler düştü. O yüzden hala çok yatırımcı için çok ilgi çekici bir şey konut kredisi almak. Konut kredisi alarak ev almak, nakit almaktan daha ilgi çekici. Bir yoğun talep var. Ve biz Türkiye'ye çok güzel krediler çıkarabilme başarısını elde ettik son 2 yılda. Bu da çok önemli bir gelişme. Yani sadece büyük yatırımcı değil, küçük yatırımcı da borçlanarak portföy büyütüp kârlı hale gelebiliyor. Bir şey daha var benim burada eklemek istediğim, bu çok önemli. Bu bildiğimiz bir kredi değil, iki çeşitli kredi geliyor ödeyebiliyorsunuz. Ya ana para artı faiz ödüyorsunuz ya da sadece faiz ödüyorsunuz. Bakın biz genelde yatırımcılarımıza sadece faiz ödetiyoruz ki güzel kira toplasınlar. 5 anı sonra da satar çıkarlar belki kârlı diye. O yüzden bu konut kredisi çok ilginç bir şey. Nathan Türkiye'de bütün sorularımızı cevaplamaya hazır. Çok teşekkür ederiz. Thank you very much, Nathan. Anything else you would like to add, please?
No, that's all. All right, thanks very much. So biz şununla bir kapatalım istiyoruz. Bu en önemli. Yani bugün burada bu lansmanı yapacağız. Yoğun kayıp ve müşterilerimiz gelecek. Nedir en önemli mesaj? Who would like to give this message? The final message, which is the key one. John, I think you should give this. It's your crowd. Yeah, so even though I'm the developer, this is fact. This isn't something we've made up. But the success in 2020 was unprecedented. And the scheme sold literally within a week. 160,000 in a week is very unusual, but it was a testament to also what we've spoken about, the green open space, the Crossrail link, its location in West London, which again is a huge draw for investors and owner occupiers, and the compelling price. When you take phase one against phase two, there has been a growth in price, of course there will be, and that will continue to grow to the next phase and the next phase. But it's a testament to the quality of the product, the quality of the location, and all of that led to an amazing success, which we think we're going to do exactly the same again. Hopefully. We are looking forward to it. And bu çok önemli bir slide, bununla kapatmak istedik. Gerçekten 2020'de en hızlı satan proje, bir hafta içinde 160 ünitede satıldı. Ödeme planlarında her zaman bunu konuşuyoruz ama çok çok minik ödemelerle, %20'yi geçmeyecek ödemelerle alım yapmak mümkün. Neden bu kadar hızlı sattı? 4 tane nedeni var. Tekrar özetleyerek kapatmak istiyoruz. Yeşil alanları, gerçekten yeşili en büyük bölge, ikinci en büyük faktör, kesinlikle bu çok büyük bir etkisi oldu. Crossrail, bu projeden çıktığınızda 45 saniye içinde Crossrail'desiniz. Ondan sonra istediğiniz yere 10 dakikanın altında bağlanabiliyorsunuz. Diğer bir önemli faktör Batı Londra olması. Gerçekten bir rönesans. Batı Londra çok önemli bir şeydi. Diğer önemli nedeni de çok ilgi çekici bir fiyat politikası var bu projede. Oldukça rekabetçi fiyatlar, özellikle White City, Ealing, Chiswick ve diğer bölgeleri kıyasladığınızda çok büyük ara farkla metrekare fiyatları da yatırımcı için muhteşem bir potansiyel taşıyor. Çok teşekkür ederiz. Bugün buraya kadar geldiniz. Sabırla bizi dinlediniz, vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Sorularınız varsa alabiliriz.